Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Sizlere yine çok az malzeme ile pratik yapımı ile farklı aşırı derecede gösterişli ve lezzetli kıymalı börek tarifi hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık suyu alıyorum. Oda ısısında ısıtmış olduğum yani bekletmiş olduğum oda ısısında bir su bardağı yoğurdu alıyorum ve bir tatlı kaşığı kuru mayayı ilave ediyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 ml'dir. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 3 3,5 su bardağı arası un kullandım. Kullanılan unun marka ve kalitesine göre hatta kullandığınız yoğurdun sululuk oranına göre bile farklılık gösterebilir. Lütfen ama lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave edip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Kesinlikle ele yapışmayan ama yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Yoğurmuş olduğum hamuru hiç beklemeden hemen un serptiğim masanın üzerine alıp 8 adet parçaya kesiyorum. Her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum. Tüm bezeleri tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açıp hazır ediyorum. Malzeme listesinde yine videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım ölçüleriyle birlikte oradan da yine bakabilirsiniz. açmış olduğum 8 tane hamurun 4 tanesinin yüzeyini eritmiş olduğum yağdan sürerek bolca yağlıyorum. Bu şekilde yağladıktan sonra üzerine bir tane hamur kapatıp kenara alıyorum ve bu şekilde toplamda ikişerli olarak 4 grup hamur elde etmiş oluyorum. İlk yaptığım ikili grubu hemen aldım. Diğerlerini yapana kadar ilk yapmış oldum, dinlenmiş oldu. Birazcık un serpiştirerek oklava yardımı ile yaklaşık 55 santim çapında olacak kadar açıyorum. Taklava hamuru gibi incecik tül gibi zar gibi olmasına gerek yok. Fakat söylediğim gibi yine de e, yaklaşık 55 santim çapında olacak kadar açmam yeterli. Yeteri kadar büyüklükte açmış olduğum hamuru oklavaya hafif sıkılıkta sarıyorum. Hamuru sardıktan sonra iki başından da ortaya doğru iterek büzüştürüyorum. Büzüştürmüş olduğum hamuru dikkatli bir şekilde oklavadan çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kırış kırış bir hamur elde etmiş oldum. Bu kısımda eritmiş olduğum yağın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırdıktan sonra hamurun yüzeyine bolca yağ serpiştiriyorum. Daha sonrasında yağladığım hamuru tam ortadan ikiye kesiyorum. Böylelikle bir tane açmış olduğum hamurdan iki tane börek elde etmiş oluyorum. İç malzeme olarak ben kıyma kullanmayı tercih ettim. Bugün aşırı derecede yakıştı. Sizler de denersiniz mutlaka kıyma kullanmanızı öneririm. 400 gram kıyma ve bir tane kuru soğanı güzelce kavurdum. Kıyma soğuduktan sonra gördüğünüz gibi en son aşamada rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip karıştırdım. Hamuru tekrar bir toparladıktan sonra tam orta kısmına dolu dolu olacak şekilde birer yemek kaşığı kıymadan yerleştiriyorum. Kenar kısımları ile iç malzemenin üzerine kapatıyorum. Daha sonrasında diğer iki baş kısmında üst üste kapatıp bu şekilde karı şeklini veriyorum yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine bu şekilde tamamlayarak diziyorum. Kıymanın içerisine peyniri kesinlikle en son aşamada koyun ki kıymanın sıcaklığı ile peynir hemen erimesin. Diğer kalan hazırlamış olduğum ikili grup hamurları da yine aynı şekilde açarak ve aynı yöntem ile tamamlayarak bitiriyorum. Tepsinin içerisine diziyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı da oldukça zevkli bir börek. Kanalımda daha bir sürü yoğun ilgi görmüş, birbirinden pratik, az malzemeli hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Tüm tariflerimde olduğu gibi burada da bütün püf noktaları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. İsterseniz akşamdan hazırlayıp hava almayacak şekilde dolaba kaldırıp ertesi sabah kolaylıkla sadece üzerine yağını sürüp fırınlayabilirsiniz. Veya pişirdikten sonra yine hava almayacak şekilde saklama kaplarına veya poşetlere koyarak dondurucuda istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Tamamını bitirdikten sonra kalan yağdan tüm hamurların yüzeyine sürüyorum. 180 derecelik ısınmış fırına gönderiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem kızarmaya başladı hem de balon gibi şişti börekler. Güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. Hemen sizlere alıp yakından net olacak şekilde doku testi olarak da göstermek istiyorum. Bir şey söylememe gerek yok. Zaten sizler de görüyorsunuz. Umarım ki dener ve memnun kalırsınız. Özellikle davet sofralarına yapın. Tüm övgüleri kapın. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, burada benimle kalın, hoşçakalın.